Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kriz derinleşiyor. Körfez'de dengeler değişiyor. Soğuk savaş başladı. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kriz büyüyor. Önümüzdeki günlerde bölgede dengeleri değiştirecek yeni adımlar atılabilir. 2015'te Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Abu Dhabi'nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile en iyi arkadaştı. Birlikte eski devlet başkanı Hadi yönetimindeki rejimi deviren Yemen'deki Husi hükümetine saldırmaya karar verdiler. Yemen'deki savaş o zamandan beri devam ediyor. Ancak Suudlar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarları birkaç konuda ayrıldı. İki ülke resmen soğuk savaş dönemine girdi. Son günlerde aralarındaki çatışma üç önemli cephede kendini gösterdi. Yemen'e müdahalenin başlamasının kısa bir süre sonra Suudlar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarları değişti. Suud güçleri eski Cumhurbaşkanı Hadi adına Yemen'in batı ve bazı güney bölgelerini işgal ederken, Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den ayrılmak isteyen Güney Yemen Geçiş Konseyi'nin yanında yer aldı. Geçen hafta Suudi Arabistan destekli taraf, Yemen'in güneyindeki Abyan vilayetine bağlı güneydeki Lavdar kasabasındaki bir polis şefini, eski El-Kaide üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyle değiştirmeye karar verdi. STC eski polis şefinin kalmasını istedi. Suudi Arabistan destekli güçler şehre saldırdı ve çok sayıda kişi öldü. Birleşik Arap Emirlikleri sorunu tırmandırmakla tehdit eden STC'ye takviye göndererek saldırıya karşı duruş sergiledi. Resmi açıklamalarda saldırıların Husiler tarafından yapıldığı öne sürüldü. Hafta içinde çatışmalar yine sürdü. Lavdar'ın yaklaşık 50 mil doğusundaki Marbat şehrinde Suud destekli kuvvetlerin askeri Tugay karargahı birkaç füzeyle vuruldu. Bölgede uçak ve insansız hava araçlarının görüldüğü ve saldırının Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarından geldiği iddia edildi. STC, Yemen'in güneyinin kontrolü için Suudi Arabistan destekli hükümetle çatışıyor. Geçtiğimiz hafta OPEC petrol üreticisi kartelinin petrol bakanlarıyla Rusya, petrol üretimine yeni sınırlar getirilmesi konusunda görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki herkes mevcut üretim limitlerini yükseltme ama aynı zamanda daha uzun süre bu seviyede tutma planlarını kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC petrol karteli ve müttefik üretici ülkelerin petrol üretimini Nisan 2022'nin ötesine taşımaya yönelik küresel anlaşmayı uzatma planını reddetti. Emirlik Enerji Bakanlığı, üretim kotasını yükseltmeden 2022'nin tamamı için anlaşmayı uzatma önerisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne haksızlık olarak nitelendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri maksimum üretim kapasitesini artırdığını ve bu nedenle toplam üretimin daha yüksek bir payı hak ettiğini savunuyor. Suudi Arabistan ve başta Rusya olmak üzere üye olmayanlardan oluşan Birleşik OPEC Plus grubu, petrol üretimi konusunda bir anlaşmaya varamadı.